Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alan ölçme ile ilgili olan bir alt konumuz alan ölçme birimleri ve arazi ölçme birimlerini işleyeceğiz. İlk olarak alan ölçme birimleriyle başlayalım. Nedir alan ölçme birimleri? Alan ölçümleri temel birimi metrekaredir. M üstüne 2 yazarak gösteririz ve metrekare biçiminde okuruz. Dekametre kare, hektometre kare, kilometre kare, metrekarenin katlarıdır. Burada da gördüğünüz gibi dekametre kare, hektometre kare, kilometre kare, metrekarenin katlarıdır. Desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare ise metrekarenin as katlarıdır. Burada gördüğünüz gibi. Alan ölçme birimleri bir alt birime çevrilirken 100 ile çarpılır. Ve bir üst birime çevrilirken 100'e bölünür. Göründüğü gibi. Yukarıya doğru çıkarken 100'e bölüyoruz. Aşağıya doğru inerken her basamakta 100 ile çarpıyoruz. Şimdi gelin uygulama kısmındaki örneklerle devam edelim. Aşağıda verilen alanları hangi ölçme birimi kullanarak ölçebileceğimize bakalım. Sınıfın taban alanını ne ile ölçebiliriz diye baktığımızda kilometre kare ile ölçemiyoruz. En kolay ne ile ölçebiliriz? Metre kare ile ölçebiliriz. Mesela sınıfımızın uzunluğu 3 metre ise, genişliği 4 metre ise biz bunun alanını metre ve metre diye ölçtüğümüz için metre kare ile ölçebiliriz. Şehirlerin yüz ölçümlerini her zaman kilometre kare ile ölçeriz. Çalışma masanızın yüzeyini ölçerken eğer büyük bir çalışma masasıysa metre kare. Eğer biraz daha küçük bir çalışma masanız varsa santimetre kare cinsinden ölçebilirsiniz. Toplu iğnenin kağıtta deldiği bölgeden bahsettiğimizde çok küçük bir yerden bahsettiğimiz için milimetre kare olarak ifade edebiliriz. Şimdi bize verilen ifadelerin dönüşümlerini yapalım. Dediğim gibi isterseniz bunu hemen yan tarafa not edebilirsiniz ya da ezberlediyseniz ezberinizden de hareket edebiliriz. Ama ben yazmayı tercih ediyorum. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve son olarak milimetre kare. Şimdi metrekareden santimetre kareye geçmemizi istiyorlar. İki tane basamak aşağıya indiğimiz için her basamakta yüzle çarpacağız. Yani iki defa yüzle çarptığımızı düşünürsek sonuna dört tane sıfır ekleyeceğiz demektir. 11 metrekareyi santimetre kareye döndürmek istediğimizde gene iki basamak indiğimiz için sonuna 4 tane sıfır ekleyeceğiz. 64 santimetre karenin milimetre kare halini istiyoruz. Santimetre kareden milimetre kareye indiğimizde bir basamak indiğimiz için bu sefer 2 tane sıfır ekleyeceğiz. Şimdi kilometre kareden metre kareye inelim. Bir basamak, iki basamak ve üç basamak. Yani 3 defa yüzle çarpılacak. Bu demek oluyor ki sonuna tam 3 defa çift sıfır ekleyeceğiz. Şimdi metrekareden bu sefer kilometre kareye çıkmamızı istiyorlar. Yukarıya doğru hareket edeceğimiz için her basamakta bu sefer yüzle bölüneceğiz. Bir defa bölündük, ikinci defa bölündük ve üçüncü defa bölüneceğiz demektir. Her defasında yukarıya çıktığımızda iki tane sıfırımızdan kurtuluyoruz. İki sıfırı atıyoruz mantığıyla da düşünebiliriz. Bir defa çıktık, attık. İkincisinde attık. Üçüncüsünde artık ondalıklı gösterime geçeceğimizi fark etmeliyiz. Bir sıfırımızı attıktan sonra 0,7 kilometre kare olduğunu gözlemliyoruz. 400 santimetre kareden metre kareye ulaşmak istiyoruz. Bir, iki basamak yukarıya çıkacağız. İki basamak yukarıya çıkmak demek, dört tane sıfır silmek demektir. Ama bizim elimizde iki tane sıfır var. Öyleyse ondalıklı gösterime geçip sıfır tam %4 metrekareye ulaşmış oluyoruz.
Şimdi metrekareden santimetrekareye ulaşmamızı istiyorlarsa geldik gene metrekareden santimetrekare ineceğiz. Yani iki defa yüzle çarpacağız demektir. Yüzle çarpmak demek ondalıklı sayılarda virgülü sağa doğru hareket ettirmek demektir. İki defa hareket ettiriyoruz. Bir defa hareket ettirdik. Virgülden kurtulmamız gerekiyor. Bir kez daha hareket ettirdiğimizde 50 santimetre kareye ulaştığımızı gözlemledik. Gene metrekareden milimetre kareye inişimiz var. Bu sefer 3 basamak iniyoruz. Yani 3 defa yüzle çarpacağız. Öyleyse bir kere yüzle çarptım. Virgül 2 ile 4 arasına geldi. Bir daha yüzle çarpıyorum. 240 milimetre kare oldu. Sonra bir daha yüzle çarptığımda sonuna iki tane sıfır eklemem yeterli olacaktır. Evet, devam edelim. Santimetre kareden nereye? Metre kareye hareket edecekmişiz. Santimetre kareden yukarıya doğru iki basamak çıkacağım. İki basamak çıkmak demek iki defa yüze bölmek demektir. Bir defa yüze bölüyorum. Hadi bir daha bölelim ve 6 metrekare olduğunu gördük. Şimdi kilometre kareden metrekareye iniyoruz. Yani 1, 2, 3 defa hareket ediyoruz. Ve hadi hareketimizi gerçekleştirelim. Bir defa, ikinci defa. Hareket edecek başka bir yer kalmadığına göre sonuna artık 2 tane sıfır ekleyebiliriz. Şimdi milimetre kareden metrekareye ilerlememizi istiyor. Yani yukarıya doğru bir çıkış var. 1, 2, 3 basamak. Bu demektir ki tam 3 defa yüze böleceğiz. Yani 6 tane sıfırı silmiş olmamız gerekiyor. O da 1 metrekare yaptı. Şimdi 750 santimetre kareden metrekareye çıkmamızı istiyoruz. Yukarıya doğru çıkacağımız için ne yapacağız? Yüze böleceğiz ama kaç defa yüze bölmemiz gerekiyor? 2 defa. Şimdi 2 defa yüze böleceğimiz için hadi bir defa bölelim. Bir sıfırımız gitti. Virgül hemen buraya geldi. Bir kez daha yüze bölmemiz gerekiyor. Evet. O da bize ne yapıyor? Sıfır tam 1075 metrekare haline dönüşmüş oluyor. Geldik son 4 sorumuza. 3,2 metrekareyi santimetre kare haline dönüştürelim. Olur. 2 tane basamak ineceğiz. 1, 2 basamak indiğimizde, yani aşağı indiğimizde 100 ile çarpıyorsak, 2 defa indiğimiz için 100 çarpı 100 ile çarpacağız. 2 defa 100 ile çarpacağız demektir. Hadi çarpalım. Bir kere çarptık. Bir daha yüzle çarptığımızda elde etmiş olduk. Gene santimetre kareden milimetre kareye inmemiz isteniyor. Yine yüzle çarpacağız. Virgülü 2 basamak hareket ettirelim sağa doğru. Ve 41 milimetre kare olduğunu görüyoruz. Santimetre kareden yine milimetre kareye gidiyoruz. Bir basamakta 2 defa yüzle çarpacağız. 2 defa hareket ettirmiş olacağız yani virgülümüzü ve nereye gelmiş oluyor? 7,2 milimetre kareye. Son artık 210 milimetre karenin santimetre kare halini istediğinde bir basamak yukarıya çıkacağız demektir. Yukarıya çıkmak demek bu gördüğünüz ifadeyi bir defa yüze bölmek demektir. Hadi gelin bunu yüze bölelim. 2,1 santimetre kare olarak devam etmiş olacak. Şimdi bir sonraki sayfaya geldiğimizde bu sefer bizden hem metrekare hem desimetrekare verilmiş. Bundan sonuç olarak desimetrekare olarak istiyor bizden. Yani bir defa dönüşüm yapmamız yeterli olacaktır. İsterseniz az önce yazdığımız o kilometre kare, hektometre kare, dekametre kareyi yazabilirsiniz. Ben şimdi yazma ihtiyacı duymuyorum ve şöyle yapalım. 25 metrekarenin desimetre kare haline dönüştürmesi için bir basamak aşağıya ineceğimiz için yüzle çarpmamız gerekiyor. O yüzden bunun 2500 desimetre kare olduğunu görüyorum. Artı 4 desimetre kare ile topladığımda cevabımın 2504 desimetre kare olduğunu buldum. Şimdi
Hemen alttakiyle devam edersek, 25 santimetre karenin milimetre kare olarak yazılmasını istiyor. Hemen yazalım. Santimetre kareden milimetre kareye ineceğiz. Bir basamak iniyoruz. Yani soluna iki tane sıfır alacağız. Diğeri zaten milimetre kareymiş. 404 milimetre karemiz burada. Birbirinden çıkardığımızda cevabımızın 2096 milimetre kare olduğunu görmüş olduk. Kilometre karenin desimetre kareye dönüşmesini istiyor. Evet, kilometre karenin desimetre kareye dönüşebilmesi için önce hektometre kareye inmemiz, sonra dekametre kareye inmemiz, sonra metre kareye inmemiz ve sonra desimetre kareye inmemiz gerekiyor. Yani 4 defa hareket etmemiz gerekiyor. 4 defa yüzle çarpmamız gerekiyor. Öyleyse hareket edelim bakalım. Bir defa hareket ettik, 25 olduk. Sonrasında bir daha hareket ettik. Sonra bir daha hareket ettik. Ve sonra bir daha hareketle 4 defa inişimizi tamamladık. Yani 0,25 kilometre kareyi artık desimetre kareye dönüştürmüş olduk. Elimizdeki metre kareyi gene desimetre kareye dönüştürmek istiyorsak metre kareyi ne yapacağız? Bir basamak indiğimiz için sonuna 2 tane sıfır ekleyeceğiz. Toplamımız 16 olacak. Geldik bir alttaki ve son sorumuza. 0,004 metrekare ile 0,2 metrekarenin milimetre kareye dönüştürmesini istiyoruz. Tamam, milimetre kareye dönüştürmek için metrekareden önce desimetre kareye, sonra santimetre kareye, sonra da milimetre kareye inmemiz gerekiyor. Yani 3 basamak hareket edeceğiz. Yani 3 defa yüzle çarpacağız demektir. Öyleyse hadi hareketimizi gerçekleştirelim. Metrekareden milimetrekareye ineceğiz. Milimetrekare olduk. Sonra 0,2 santimetre kareden milimetrekareye ineceksek bir basamak ineceğiz. Bir basamak inmek demek 100 ile çarpmak demektir. 100 ile çarptığımızda da bunun 20 milimetrekare olduğunu gözlemledik. Ardından topladığımızda cevabımız ortaya çıkmış olacak. Peki, dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen alan ölçü birimlerinden hangisinin daha küçük bir alanı gösterdiğini bulalım. İsterseniz hepsini aynı cinse dönüştürürsek daha kolay hareket etmiş oluruz. Ben metrekare, milimetrekare, santimetrekare vermiştim. Ben hepsini santimetrekareye çevirmek istiyorum. Metrekareden santimetrekareye gitmek için 2 basamak hareket ederim. Yani 2 defa yüzle çarparım. Bu kadar santimetrekare olur. Milimetrekareden santimetrekareye çıkmak için 1 basamak yukarıya çıkarım. Yani 2 tane sıfırdan kurtulmuş olmam gerekir. Bu kadar santimetrekare olur. Santimetrekareyi de bunda herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. 5 milyon santimetre kare. Metrekareden 2 basamak hareket edeceğim için 2 defa yüzle çarpacağım demektir. Ve o da 50 santimetre kare olacak. Bu kadar santimetre karenin içerisindeki en küçük olan hangisidir diye sorduğumuzda elbette ki doğru cevabımız sonuncusu 50 santimetre kare olacaktır. Alanı 0,04 yani 0,4 kilometre kare olan bir şeklin 8'de birinin kaç metre kare olacağını bulalım. Şimdi bize kilometre kare olarak verilmiş olan ifadeyi metre kare olarak istiyorsa isterseniz en başta işlem yapıp sonrasına da döndürebilirsiniz ya da en başta bir dönüşüm yapabiliriz. 0,04 kilometre kareyi ben şimdi metre kareye dönüştürmek istiyorum. Hektometre kare, dekametre kare ve metre kareye inişte 3 basamak indiğimiz için yanına 6 tane sıfır eklememiz gerekiyor. Virgülümüzü hareket ettiriyoruz. 2 basamak bunu hareket ettirdiğimiz için artık 4 tane
0 ekleyebiliriz. Şimdi gördüğümüz ifadenin 8'de birini bizden istiyorsa 40.000'in 8'de birini bulmak gayet kolaydır. 8'e böleceğiz ve bize 5.000 metrekareyi vermiş olacak. Geldik alan ölçme birimlerindeki son soruya. Yanda verilen dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Elimde bir santimetre var, bir tane de metre var. Bunların ikisini metre ya da her ikisini de santimetreye dönüştürebilirim. Ben bu sefer daha kolay olsun diye metreye dönüştürüyorum. 400 santimetrenin 4 metre olduğunu görüyorum. Tamam, alan bulmak kolay. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. 24 metrekare. Şimdi 24 metrekareyi santimetre kareye dönüştürebilir misiniz? Elbette ki. Çünkü gayet kolay. İki basamak hareket edeceğimiz için tam iki defa çift sıfır yazacağız. Yani 4 tane sıfır eklediğimizde santimetre kare cinsinden eşitini bulmuş olacağız. Alan ölçme birimleriyle ilgili sorularımız bu kadardı. Bir sonraki konumuz arazi ölçme birimleriyle devam edelim. Arazi ölçme birimlerine baktığımız zaman bir arazinin parsellere ayrılmasında, eski veya silinmiş arazi sınırlarının yeniden tesisinde, arazi hesaplarında, arazi haritalarının çıkarılmasında ölçü birimi olarak ar, dekar yani dönüm, hektar gibi birimleri kullanıyoruz. Yani kısacası tarla, bağ, bahçe, arsa gibi yüzeylerin alanlarını ölçmek için arazi ölçme birimlerinden yararlanıyoruz. Arazi ölçme birimlerinin temel birimlerini ar, dekar ve hektar diye defterimizden de tekrar etmiş olalım. Dekarın bir adını, diğer bir adına da dönüm dediğimizde burada görmüş olduk. Şimdi bizim temel arazi ölçme birimimiz ar'dı. Biz onu ar ile yazıp a harfiyle gösterebiliyoruz. Dekarı dekar diye yazıp şöyle biraz uzun bir dağ olarak gösteriyoruz. Hektarı da ha olarak kısaltarak gösterebiliyoruz. Bu dönüşümler arasında yukarıdan aşağıya her inişte 10 ile çarptığımızı, aşağıdan yukarıya her çıkışta 10 ile böldüğümüzü görmüş olduk. Şimdi şuradaki kısa notlarımızla da bilgilerimizi tazeleyelim. Bir arın 100 metrekare olduğunu bilelim. Çünkü bize ardan metrekareye ya da dönümden metrekareye dönüşümler yaptırmak isteyebilir. Bir dekar bir dönümle aynı demektir. Ve bir dönüm 1000 metrekaredir. O da 10 ardır diyoruz. Bunları unutmayalım lütfen. Bunlar bizim için önemli. Şimdi gelelim uzunca olan dönüşümlerimize. Yine yukarıdaki tablodan da yararlanabiliriz. İsterseniz hemen yan tarafa ben tekrardan bir yazayım. Hektar, dekar yani dönüm. Yanına dönüm de yazalım. Ve ar. Şimdi yukarıdaki örneklerden de bir arın 100 metrekare olduğunu, bir dönümün 1000 metrekare olduğunu da şuraya kısaca not edelim. Hadi bakalım, başlayalım. 3 dekar kaç metrekaredir? Yani 3 dönüm kaç metrekaredir diye sorduğumuzda hemen 3000 metrekare diyebiliyoruz. 3 ar kaç metrekaredir? 1 ar 100 metrekareydi. O zaman 3 arın da 300 metrekare olması gerekir. 25 dönüm kaç dekardır? Dönümle dekar aynı şeydir. O yüzden 25'i hemen yazalım. 50 ar kaç dekametre karedir? Şimdi 1 ar 100 metrekareydi. 50 ar
5000 metrekare olacaktır. Metrekareden dekametrekareye çıkmak istediğimizde iki tane sıfırı sileceğimiz için buranın 50 dekametrekare olması gerekiyor. 3 dönüm kaç metrekaredir? 1 dönüm 1000 metrekareydi. 3 dönüm 3000 metrekare olacak. Şurayı da silelim. Devam edelim tekrar. Kaçmış bu bakalım? 60.000 ar kaç hektardır diye soruyor. Tamam, bir ar metrekareye dönüştürdüğümüzde 60.000 arı da hektara dönüştürdüğümüzde isterseniz şuradan da bakabiliriz. Bir hektar 100 ardı. Buradan da dönüşümümüzü sağladığımızda 60.000 arın 60 hektara eşit olduğunu gördük. Bakalım 50.000 metrekare kaç dönümdür? Bir dönüm 1000 metrekareydi. 50.000 metrekare de o zaman 50 dönüm olacaktır. 2000 ar kaç hektardır demişti. 2000 ar da 20 hektar olacak. Şimdi dönüm dekar olarak verilmiş, bizden metrekare olarak istiyor. Gayet kolay. Bir dönüm kaç metrekareydi? 1000 metrekare. O zaman 5 dönüm 5000 metrekare olur. 4 dekar aynı, dönümle dekar aynı şeydi. O da 4000 metrekare ve toplamları 9000 metrekare yapacaktır. 12 hektardan 5 dekarı çıkartıp metrekare olarak istiyor. Şöyle yapalım. Önce bunu ara dönüştürelim. 12 hektar 1200 ar demektir. 1200 arda 120.000 metrekare demektir. Şimdi 5 dekar yani 5 dönüm kaç metrekaredir? 5000 metrekaredir. İkisini birbirinden çıkarmamızı istiyor. Farkı 115.000 metrekare olacaktır. Diğer bir soruyla devam edelim. 6 ar'la 7 dönümün kaç metrekare olduğunu soruyor. 1 ar 100 metrekareydi. O zaman 6 ar 600 metrekaredir. 1 dönüm 1000 metrekareydi. 7 dönüm 7000 metrekare olacaktır. Toplam 7600 metrekare gelecektir. 12 dönüm ve 250 metrekarenin metrekare halini istiyor. 12 dönümün ne kadar metrekare olduğunu bulalım. Bir dönüm 1000 metrekareydi. O zaman 12 dönüm 12.000 metrekare olacaktır. Bundan 250 metrekareyi çıkardığımız zaman 11.750 metrekareye ulaşmış olacağız. Şimdi geldik problemlerine. Bir çiftçi 9 dönümlük arazisinin yarısını nazasa bırakmıştır. Kalan arazisinin 10 dekametre karesine de arpa ekmiştir. Geriye kalan kısmın kaç ağırlık bir kısmına sahip olduğunu bulalım. Şimdi bizler hem dönüm vermiş hem dekametre kare vermiş. Sonuç olarak da bizden arı istiyor. Biz gördüğümüz bütün ifadeleri ara dönüştürerek olayımızı en baştan halletmiş oluruz. 9 dönüm 90 ar demektir. 10 dekametre kare 1000 metre kare demektir. O da 10 ara eşittir. Şimdi dönüşümlerimizi yaptıktan sonra 9 dönümlük arazisinin yani 90 ağırlık arazisinin yarısını nadasa bırakmıştı. 90'ı 2'ye böldüğümüzde 45 arı nadasa bıraktık. Geriye kalan arazisinden 10 dekametre karesine de arpa ekmiştik. Tamam, geriye de 45 arlık bir arazi kaldı. Bunun içinden 10 arına
arpa ekmiştik. Bizim geriye kalan arazimiz 35 ar edecektir. Bir sonraki soruya geçtik. Alanı 4 hektar olan kare biçimindeki bir arsanın etrafına köşelerine de dikilmek şartıyla 5 metre aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Buna göre kaç tane aydınlatma direği gerektiğini bulalım. Şimdi kendimize güzel bir kare çizelim. Olabildiğince güzel çizmeye çalıştığım bir kare. Yani pek olmadı ama olduğu kadar artık. Düzeltelim. Evet. Tamam. Şimdi karenin bütün kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ben her ikisine de A dedim. Tamam, alanım madem benim 4 hektardı ve metre aralıklarla istiyordu. O zaman ben onu bir metreye çevirmeye çalışayım. Bakalım neler çıkacak. 400 ar olduğunu biliyorum. Bunun da 40.000 metrekare olduğunu biliyorum. Peki alanımın 40.000 metrekare olduğunu biliyorsam acaba hangi iki sayıyı çarptığımda 40.000 metrekareye ulaşırım diye düşündüğümde A ifadesinin 200 metre olduğunu gördüm. 200 ile 200'ü çarptığımda 40.000'e ulaşıyorum. Şimdi ben bunun etrafına ve köşelerine dikilmek şartıyla dediğinde çevresinden bahsediyor demektir. Şu gördüğünüz kenarların her biri 200 metre ve ben bunun tamamına direkt dikmek istiyorum. O zaman benim bu karenin çevresine ihtiyacım vardır. Çevresi 200 çarpı 4'ten 800 metre olur. 800 metreye 5 metre aralıklarla eğer dikim yapacaksanız 800'ü 5'e bölmeniz kaç tane direğin dikileceğini bulmanıza yardımcı olur. Evet, 5. sorumuzdayız. Ayhan amca bir dönümlük arazisinin 500 metrekarelik kısmına çiftlik evi yapmıştır. Geriye kalan arazisinin yarısına şeftali ağaçları dikmiş, diğer yarısına da sulama havuzu yapmıştır. Buna göre Ayhan amcanın sulama havuzu için kaç arlık bir alanı bıraktığını bulalım. Şimdi, bir dediğim gibi tekrar bize dönüm verilmiş, metrekare verilmiş ama sonuç olarak ar isteniyorsa biz gördüğümüz ifadeleri İşimizi kolaylaştırmak için en başta ara dönüştürelim. Bir dönüm 10 ardır. 500 metrekare de 5 ardır. Şimdi 10 arlık arazisinin 5 arlık kısmına ağaç diktiyse geriye kalanın diğer yarısına da sulama havuzu yaptığını görüyor. Tamam. Onların yarısı 5'te. Geriye kalanın da yarısına sulama havuzu yapmıştı. Sulama havuzunun ne kadar olduğuna bakalım. 1,5 arlık kısmına sulama havuzu için yer bırakmış. Evet, bu konuyla ilgili son sorumuzdayız. 1000 hektarlık bir alana sahip olan bir ormanın 2750 dekarlık alanındaki kurumuş ağaçlar kesiliyor. Buna göre kesimden sonra orman arazisindeki ağaç dikili alanın kaç ar olduğunu bulalım. Gene aynı mantık, hektar verilmiş ar olarak isteniyor, dekar verilmiş ar olarak isteniyor. 1000 hektarın kaç ar olduğunu, 2750 dekarın ya da dönümün kaç ar olduğunu bulduktan sonra ikisini çıkarmamız, sonucu bulmamız için yeterli olacaktır. 100.000'den 27.500'ü
çıkardığımızda cevabımız 72.500 R olmuş olacak. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.